Bir dakika. Reyhan? Kilitli kapılar ardında ne yapıyorsun böyle? Dergi okuyordum ya. Malum. Bu evde gizli bir şeyler yapmanın imkanı yok. Ben de böyle önlemimi alıyorum işte, ne yapayım? Evet, haklısın. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Hamilelik nasıl geçiyor? Fena sayılmaz. Bir tek iştahım çok açıldı. Bazen kendimi durduramıyorum. Dikkat et şekerim. Bu kadar hızlı kilo alırsan fark ederler. Merak etme canım. Ne yaptın? Sen Toprak Hanımcığımızla ilgili bir gelişme bulabildin mi? Ufak tefek bir şeyler öğrendim ama işe yaramaz. Bence Toprak'ın yumuşak karnı eski kocası. Eski kocasına ulaşırsak hedefimize ulaşmış oluruz. Acele et o zaman Reyhan. Çünkü biz bütün bunlarla uğraşırken kız boş durmuyor yani, söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla senin başarıların da fena sayılmaz. Şirketin başına geçiyor musun? Evet. Çınar'la yemek yedik bugün. Bizle konuştuk. Sana yardım etmem için ricada bulundu. Biliyorum. Bana uyar vallahi. Hatta süper olur. Akıllı davranırsak hedefimize ulaşmış oluruz. Ona hiç şüphem yok zaten. Biz hep çok güzel ikili olduk, biliyorsun Reyhan. Senin hamilelik nasıl gidiyor? Gayet iyi. Bir sorun yok. Olmaz tabii. Çünkü ben ne kadar hamileysem, sen de o kadar değilsin. İnsan yalan söyleme konusunda bu kadar tecrübe edinince yalan söyleyenin de farkına varıyor tabii. Ne güzel. İnsanın hatalarıyla barışık olması iyi bir şey. Öyle. Yalnız ben çevremdekileri kandırırken kendime hiç yalan söylemedim Reyhan. Sen de söyleme. Abinin şirketi senin yerine Çınar'a vermesini fena bozulmuşsun. Belli. Yaptıklarının takdir edilmemesi canını sıkmış. Sen de bir gideyim de bensiz ne halleri varsa görsünler diye kenara çekildin, değil mi? Sonunda böyle bir plan bulmak zorunda kaldın. Zekice. Bunu birine söylersen. Niye söyleyeyim canım? Biz birlikte çalışıyoruz Reyhan. Sen ne kadar sessiz olursan